Ne yapacağız biz şimdi? Peki kızım, bu karnındaki şişlik nedir? Nasıl oldu bu? Ne bileyim, ben de anlamadım ki. Abim bizi asla affetmeyecek anne. Menkıbe Hanım içeride mi? İçeride. Nerelerdesiniz Menkıbe Hanım? Her yerde sizi arıyoruz. Başınıza bir şey mi geldi diye korktuk. Yani Gazanfer Bey korktu. Ben sadece endişelendim efendim. Abim nezarette. Reyhan'ı hamile bıraktığı için polisler onu götürüp nezarete attılar. Ya nasıl yapmış böyle bir şeyi? Evet, nasıl yapar böyle bir şeyi? Ay durun durun, ben anlatayım. Şimdi çok sarhoştu. Reyhancığım tamam. Aa, böyle şeyler ulu orta anlatılmaz. Ay, kötü bir şey mi söyledim? Neyse, olan olmuş. Siz de bu kadar üzülmeyin Menkıbe Hanımcığım. Elbet bir çaresi bulunur. Tabii, mutlaka bir çaresi bulunur. Tek çaresi var. O da Masar'ın bu kızla evlenmesi. Ama evlenmiyor. Gençliğini hapislerde çürütecek benim minik kuş. Ben de kahrımdan ölürüm artık herhalde. Nezarette katillerle ve suçlularla bir arada abim. Durumu tehlikede. Merak etme Menkıbe Hanımcığım. Yakın bir akrabası olarak Masar evladımı yalnız bırakmayacağım. Ben de. Ben de Masar'ın hep yanında olacağım. Nasıl yani? Yani gerekirse küçük çaplı bir suç işleyip onun yanına gideceğim ve onu orada koruyacağım. Tabii, ben de aynı şeyi yapacaktım zaten. Böyle bir fedakarlık yapıp onun yanında olursanız ne isterseniz yaparım. Ne isterseniz mi? Acaba gerçekten böyle bir şey yapmış olabilir miyim? Reyhan'ı ben mi hamile bıraktım? Ama böyle bir şeyi hiç hatırlamıyorum. Fakat hatırlamıyorum. Niye bu yapmadığım anlamına da gelmez ki? Cep telefonun var mı? He? Cep telefonu. Yok. Tüh be. Var ya, olsaydı var ya, böyle bir iki tane karıya telefon açıp icabını da böyle telefona üfletirdik ha. Telefona üfleyen karılara hasta oluyorum. Yani iyi mi? İyi. Altıncı filo, def ol. Dur, kımıldama. Yakaladım seni, pis anarşist. Evet, yakalandım. Suçum neyse cezasını çekmek istiyorum. Yürü hadi, yürü merkeze. Yürü. Kalı kayı ormanı. Şu duvara anarşist bir şeyler yazayım bari. Ben yazdım mı? Böyle anarşik yazarım işte. Bu yazıyı ben yazdım. Hadi gelip tutuklayın beni. Gelsenize. Bravo be. Bravo. Helal olsun. Türkiye, en büyük Türkiye. Avrupa, Avrupa. Duy sesini. Aman Allah'ım, ay ne kadar kötü bir anneyim ben. Kendi ellerimle biricik oğlumu hapse attırdım. Ay anneciğim, üzülme artık, yeter. Ay nasıl üzülmeyeyim canım? Of. Yani o benim oğlum, minik kuşum. Üzülmeyin Menkıbe teyze, bakın yakında torununuz olacak. Erkek olursa adını 18. Mahmut koyarız. Eğer kız olursa da 18. Mamure olabilir yani. Ay susar mısın sen Reyhan artık? Hadi geç bakalım babalık. Masar evladı. Önder Bey, ne iş tutar sizin burada? Senin için geldim evlat. Sağ olun Önder Bey. İşlediğim suçtan dolayı çok utanıyorum. Biliyorum evladım, biliyorum. Annen her şeyi anlattı. Yani. Eğer bu kızla evlenmezsen uzun süre hapis yatacaksın. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Geçmiş olsun babalık. Neden kaptılar seni? Siyasi. Düşünce suçu hesabı ha?
Güzel. Ya biz de icabında düşünce suçlusu sayılırız. Mesela ben hep karılara tecavüz etmeyi düşünürüm. İyi mi? İyi. Şu Önder ne ballı herif ya. Duvara iki yazı çiziktirdi, hemen tutuklanıverdi. Ama bana aynı şey olmadı. Of. Ne yapsam da kapağı nezarete atsam acaba? Ha, buldum. Yankı seçim. Anında yakalarlar vallahi. Bro, bey amca ne yapıyorsun ya? Yaşından başına andan, şimdi polise veririm seni. Tamam, merak etme. Dua et yaşlısın, hadi seni affettim. Ah mı ediyorsun? Sana beni affedeceğin oldu mu be adam? Benim gibiler affedilir mi? Hem sonra ben kinerciyim de, sokak çocuğuyum ben. Ne çocuğu be, ne çocuğu? Sen olsan sokak kartolası olursun. Kartolası sana benzer, terbiyesizlerim. Bak Hasan, seni oğlum gibi severim. Sana bir zarar gelmesini asla istemem. Sağ olun Önder Bey. Siz de zahmet edip benim için buralara kadar düştünüz yani. Evet ama buradan bir an önce kurtulman lazım. Bunun da tek yolu Reyhan'la evlenmen. Bilemiyorum Önder Bey. Zaten onu ben aile bıraktıysam kesin evlenirim. Ben o kadar vicdansız biri değilim. İyi mi? İyi. Ah bu yağmurlar ya. Görüyorsun değil mi gözüm abla? Yağmur yağmadığı için yine kaldım burada. Bu arada adım gibi eminim ki. O cadılar boşluğumu yiyip Masarcığımın başını yakmak için çalışıyorlardır. Ay ben de çok heyecanlıyım Ruhsarcığım. Saadettin enişten bu sabah kalp krizi geçirmiş, yoğun bakımdaymış. Her an buraya gelebilir. Ay aşağıya görebiliyorum. Hiç yağmur yağacak gibi değil. Taksiciler ortalıkta geziyor. Eğer yağmur yağacak olsa romatizmalılardan bile önce taksiciler kokuyu alıp ortalıktan kaybolurlardı. Plan plan deyip durdun. Sonunda her şeyi berbat ettin anne. Gördün mü? Planın ne suçu var ayol? Asıl kabahat Masar'da. Yani zaten onun böyle bu kadar inatçı olacağını bilseydim hiç doğurmazdım. Ne var? Ne var anlamıyorum ki. Evlen şu kızla bitsin gitsin işte. Hazır hamile de. Ben nasıl hamile kaldım peki? Kalmışsın işte kızım. Ne bilelim biz? Ay, belki sen de Masar gibi sarhoştun ve hiçbir şey hatırlamıyorsun. Olamaz mı yani? Bilmem ki. Olabilir. Yani inşallah öyledir. Anne, bence her şeyi bir kez daha anlatıp abimi serbest bırakmalarını isteyelim. Gerekirse Reyhan da şikayetini geri alır. Doğru, hadi yürü. Hadi. Hemen çıkalım. Ay yine karakola mı gidiyoruz? Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Pardon, bu kadının suçu neymiş acaba? Kocasının kendisini pavyona satmasını protesto etmek için belediye binasının önüne koyulmuş. Böyle soyununca götürüyorlar mı yani? Herhalde yani. Karım beni pavyona veriyor. Duyun beni. Duyun sesimi. Karım beni pavyona veriyor. Amca manyak mısın sen? Beni de yakalasın. Karım yok ki sen amca. Ne karışıyorsunuz siz be? Hayret bir şey ya. Şu memlekette ağız tadıyla bir suç işleyemeyecek miyiz? Bırakın beni be. Evlat, neye karar verdin? Evleneceğim. Reyhan'la evlenmeyi kabul ediyorum. Aferin Masar. Senin gibi delikanlıya bu yakışır zaten. Hey polis! Polis! Oradan bana bir kolluk kuvveti gönderin. Gönder mi? Benim kravat saat kemer gitti. Ha, arkadaşın saatini, kravatını, ayakkabı bağlı. Benimkilerin de. Polis! Polis! Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Ruhsar'cığım ölmemiş. El alem...